bir çeşit öldürmeyi teşebbüs gibi mi anlattın? Şüphe duydun ki anlattın bize herhalde. Ben tabii ki şey ettim. Yani orada Arif'le ikisi yerken Arif mesela zehirler mi? Hacı Bey'le zehirleşinden. Yani Hacı Bey'in yani 3'ten önce bir daha benim tablimden şey varmış yani öldürmeye teşebbüs varmış. Acaba başka da olabilir mi? Zehirlemede varmış yani. Peki düşünüyorum başka ben. Şimdi düşündüğünüzde bütün bu olaydan sonra burada sen de yeni bir şeyler öğrendin. Konuşanlar olmuştur mutlaka. Aklınıza gelen şüphelendiğiniz bir durum var mı? Yani mesela hiç senin eşine dayak yiyip geldi mi Ayşe? Hayır. Dövülmüş vaziyette. Hayır. Ya da birilerinden korktuğunu, birileriyle kavga ettiğini gördün mü, bir şey tartıştığını? Hayır, hiç öyle şeysi olmadı. Zaten kahveye gidiyordu. Akşam üzeri yemek yedikten sonra hep kahveye giderdi. Kahveden gelir, uyurdu. Sabah yine aynı şekilde işe gidiyorum diye hani köye giderdi. Öyle bir hani eve korkulu, böyle darp almış şekilde öyle geldiğini görmedim. Ayşe, bu söylediğiniz aslında çok önemli bir şey. Şimdi olaylar da bunu teyit ediyor. İki kere kesin biliyoruz. Hadi kokoreç diyelim. Evet. Zehirlenme dedi, gıda zehirlenmesi dedi. Geçti. İnanmadı bir şey olduğunu ama iki kere ateş edilmiş bu adama. Bir tanesine de kafasına yani öldürücü olabilecek bir bölgeye isabet almış. Tesadüfen ölmemiş. Evet. En az iki kere teşebbüse uğramış bir adam korkar. Yani kim korkar. Olsa korkar. Can bu. Yani can vermek kolay bir şey mi? İşte. Evet. Siz korkmuyor diyorsunuz. Hayır. Eğer korkmuyor idiyse bunu kimin yaptığını kesin olarak biliyordu. Kesinlikle. Bilinmeyen birisi yapsa korkar. Belki şehri terk ederdi. Başka bir yere giderdi. Polise sığınırdı. Koruma isterdi. Biliyordu ve bence size de söyledi bunların kim olduğunu. Ay. Cevap verin lütfen. Kim? Kimi söyledi size? Bize üstüne çok düştük hocam şimdi hani kim yaptı, ne oldu, ilk vurulduğundan sonra falan hani için ışığı falan yaksak çat diye prizden ses bile gelse korkardı. Hani atılırdı. Biraz önce korkmuyordu dediniz. Hayır, o korkmuyor dediğim hani kahve hayat gidiyordu geliyordu öyle bir darp şeysi falan yoktu. Onu dedim. Ama korkuyor. İlk vurulmadan sonra içinde hani bir ürperti bir şey yüksek sesten falan hani böyle bir şeysi vardı. Ondan sonra zaten... Kahveye de böyle çok fazla gitmemeye başladı. Kahveye gitmemeye başladı. 10'da falan saat en geç 10'da eve geliyordu. Görüşmeyi kestiği birileri oldu mu? Onu bilmiyorum yani telefonu kendinde yine konuşuyordu. Ayşe çok telefonda vakit geçirir miydi? Kimlerle konuşurdu Ayşe? Ya telefonu ben fazla kurcalayamıyordum İnce Hanım bakamıyordum. Duyduğunda mesela. Genellikle kahveye çıkarken mesela İsa'yı arardı hadi kahveye gidelim giderdi. Ne bileyim Suat'ı arardı, kahveye çıkalım, çıkarlardı. Onun Ayşe dışında Hanım, hani dışarıda kim... aldatıldığını bilen bir kadındınız. Evet. Aldatıldığını bilen bir kadın kocasının telefonu kurcalar. Yani bu iki kere iki eşit hocam, dört. Şimdi bir şekilde bir fırsat yaratın. Elime aldığım zaman zaten, bak telefonu elime aldığım zaman zaten o evde kıyamet kopar. Enleyemem telefonu. Ben şimdi bunu bir alıyorum, bir kere canım yaptırıyorum, bir kere tuvalete gitmiyordu, telefonunu hani bırakmıyordu. Bırakıyorum artık ne yaparsan yap telefonla diyor. Ayşe sen dün dedin ki Arif beni iki kere aradı. Evet. Birinci vurulduktan sonra mı önce mi dedin hatta kokoreç olayından sonra da aradı. İşte seni Hacı Veli aldatıyor dedi. Hatta onu ortadan kaldıramazlarsa seni daha kaldıracaklar dedi. Beni uyardı dedin. İki kere konuştuk onunla dedim. Başka da konuşmadık dedi. Sana Arif söyleyene kadar sen kocanın seni aldattığını biliyor muydun? Ya hissediyordum. Hissediyordun. Hiç o zamana kadar bunu onunla konuştun mu bu hissini? Eşimle mi? Eşimle çok konuştum. Yani ikaz ettim, uyardım, defalarca söyledim. Ama o bana her seferinde bu benim zaafım. Sen buna bir kabul şey yapamazsın yani. Der. Yani, bu benim zaafım. Zaaf yani normal hayatına devam etti. Ya sen bunu kabul ederek bu evliliğe devam ettin. Ama çocuklarım var. Çocuklarım var yani bir gün olur. Çocukların gene var, gene olacak. Yine olacak ama işte bu şekilde yani babasız kalmasın. Hani babaları olsun diye yani düzelir, şimdi, aile hayatı Ayşe yoluna Hanım, girer. Bazen aldatılan kadınlar ben dur şunu bir kıskandırayım da bana dönsün veya böyle intikam alma sahikiyle bazen isteğiyle kıskandırma olur. Yani böyle bir şeylere girdiğinizde oradan bir husumet doğmuş olabilir mi? Hayır hiç öyle bir şey yani kıskandırmak ama gibi yani bir şey aklıma gelmez. Ama yani bu kadar sakin karşılamanızı ben bir kabullenemiyorum. Ben kadın olmadığım halde yani ben bir erkek olarak bir kadının bu kadar sakin kalmasını kabullenemiyorum açıkçası. Muhakkak bir tepkiniz olmuş olması lazım. Ne yapayım hocam? Nasıl değiştireyim? Nasıl döndüreyim yolundan? Söyleyin ne yapayım yani? Nasıl değiştireyim?
Ayşe, dün dedin ki eşim bana şiddet de uyguluyordu dedin. Şimdi aslında şiddetin en ağırlarından birini sen zaten susmuşsun. Nedir o? Evli bir insan diğerine söz verir ve o iki kişi arasına başka biri girmez. Sen arada üçüncü, dördüncü kadınlar olduğunu bile bile evliliğini sürdürmüşsün. Evet. Ve bunun yanında üstüne de şiddet görmüşsün. Ve paylaştığını söyledin ama kimseden destek görmediğini de söyledin. Evet. Yani ne yaptın? Sustun mu sen hep bütün bunları? Her şeyi sustun böyle şimdi, bekledin mi? Şimdi canım ben iki hani bu şeyler olunca hatta birinde biz pikniğe gitmiştik. Evet. Beraber. Öğleye kadar iyiydi. Öğleden sonra oraya bir iki hani bikinili turist geldi. Eşim onların etrafında gezerken hani böyle fark ettim yani. Biraz da o zaman daha çok anladım hani beni aldattığını. Gerçekten zaafım var dedim. Hani biraz daha şey yaptım. O gün eve geldik ondan sonra. Nasılsa telefonu masanın üstünde bırakmış salonda. Ben de kurcalarken ederken bir anda açıldı. Açılınca kadının hani fotoğraflarını çekmiş böyle. Ben de dedim ki bir anda çıktı. Çıkmasıyla saçıma yapışması bir oldu zaten. Nasıl ellersin telefonumu diye. Ben de dedim bu niye böyle dedim. Bak dedim ayıp değil mi dedim. İki tane de ben yetiştiriyorum kız çocuğu dedim. Biz de yetiştiriyoruz. Biri çekse dedim böyle tatile gittiğinde hoşuna gider mi? Gizlice mi kadınların fotoğrafını çekmiş? Herhalde gizli çekmiş yani orasını bilmiyorum. Ondan sonra yine aynısını dedi. Hani sen bana karışamazsın bu konuda. Ben çocukların yiyeceğini getiriyorum mu getiriyorum. Sana bakıyorum mu bakıyorum. Benim yaşantıma karışamazsın. Bu şiddet hep var mıydı hayatında senin? Vardı. Yani sen kadın olarak vardı. Kadın olarak evet. Var. Ne zaman fark ettin ilk bunu? Yani ikinci çocuğumdan sonra daha net. Zaten iki çocuğun arasında 2 yaş mı var evet. Senin? Şimdi 2014'te öldürülüyor Hacı Veli Taşdöğen. 4 Ağustos 2014'te sevgili seyirciler ve sabaha karşı 4.30-5 civarında kendi bağında bağını sulamak evet. için suyu açmaya gidiyor. Yanında eşi de var. 2 küçük kız çocuğu. Biri 5, biri 7 yaşında. Onlar arabanın içerisindeyken o bağ orada ateş ediliyor, öldürülüyor. Ama hemen hemen aynı noktada daha önce 2 kere saldırıya uğruyor. Birincisinde başından yaralanıyor. Ve İlk olarak kimi arıyor onu bir daha söyle. Bunlar çok önemli bu isimler. Az önce de saydın eğlenmeye gittiği isimler en yakın arkadaşları. Ben ilk önce ben hani açıp da gelemem dediğini bilmiyorum. Arif'i aradım Arif dedi. Arıyor. Yaşar abiyi aradım ulaşamadım. Üçüncü olarak beni arıyor. İlk olaydan bahsediyorum. Birinci tamam, olay. İlk olay. Yanında da kim ama var? Birlikte eğlendiği Suat, Suat var. Evet Suat var. Ama, Suat hiçbir şey görmedin mi diyor. Görmedim diyor. Ben su takıyordum. Öbür baştaydım. Bana el etti diyor. Hani Suat bence gördü. Suat yani tarla tapan işlerinden anlayan biri hayır. Midir? Hayır. Pazarcıdır değil mi kendisi? Evet. Niye orada? Evet. Benim anlamadığım bağ sizin bağınız. Hacı Veli'nin bağı. Hacı Veli römörkün altında evet. yatıyor ama evet. Suat bağ suluyor. Onu işçi neden olarak, suluyor? Onu işçi olarak. Pazarcı hani değil yanına, mi bu iş? Pazarcı. Mesela orada şöyle de bir çelişki benim gözüme çarptı. Şimdi Hacı Veli vurulduktan sonra ilk olaydan bahsediyorum. İlk Arif'i arıyor. Arif arıyor ve Arif uzakta olduğunu ve havanın da sıcak olduğunu gelemeyeceğini söylüyor. Doğru mu? Evet. Suat'ın beyanı tam tersi. Suat da diyor ki arada ulaşamadı. Yani şimdi burada Suat evet, niye yalan söylüyor? Evet eşim de öyle söyledi bana. Hacı Veli bir yalan aradım, oysa ulaşamadım. Ve şunu da söyleyeyim. Aynı zamanda uzakta olduğunu ve sıcak olduğu için gelemeyeceğini söyleyen Arif sanırım Saliha Hanım beyanıydı. Dün mü söylemiştin? Evet ben gördüm. Bağın yanında gördüğünü evet, söylüyor. Kenarda birinci olaydan bahsediyor. Evet. Ömer yanında gördüm. Şimdi Hacı Veli arıyor diyor ki neredesin beni vurdular. Uzaktayım gelemem hem hava sıcak gibisinden bir bahaneyle Arif gelmiyor. Evet. Saliha Hanım o ara Arif'i bağın kenarı yani uzakta değil yakında. Evet. Suat da diyor ki aradı ama Arif'e ulaşamadı. Şimdi burada ulaş. Suat neyi gizliyor? Arif. Neden uzakta olduğunu söylüyor. Bunlar Suat'ın anlattıkları var. Arkadaşlarım Suat'la konuştular Suat Bey'le. Onu birazdan getireceğiz ekrana ama onun öncesinde bu üç saldırıda ortaya çıkan isimler var. Nasıl gerçekleşti, ne oldu bir özetleyelim. 14 Ağustos 2014'te cinayete kurban giden Hacı Veli Taşdöğen'in faili öncesinde 2 kere daha öldürme girişiminde bulundu. Öldürülmeden önce 2 saldırıya daha uğradı. Evet, Hacı Veli. İlk saldırı nerede oldu? İkinci saldırı nerede oldu ve neler yaşandı? İlk saldırı aşağı yani evden 500 metre aşağı bağda oldu. Buldan'dan şeyini al geldi. Arkadaşı var Suat Demirci ile şeydi yani o saldırıda saat 2.30-3 arası.
havada Ağustos şey ayıydı herhalde, Temmuz ayı, arkadaşı bağın içine gidiyor, boru takma, bu mandal doluyor aşağıya derken Hacı Veli durumun altından yatakan nereden geldiyse geldi, 1.60, 3 tane 4 tane saçma tam şuraya kafaya girmiş. Ben önden koşmada, hanım arkadan koşmaca, ben hızlı koştuğum için tabi hanım arkada kalıyor, arkada kalınca şeyle Arif orada Hacı Veli'nin Roman yanında vuruldu yerde hanım görmüş. Gördüm dedi. Ben Gelesiye'de buradan devlet hastanesine götürmüş. Götürünce geri geldiğimde ben bunları gördüm dedim. Arif Suat Demirci, Arif gördüm dedim. Tam olarak olay yerini neresinde gördünüz? Kenarda, başuçta, dönek başında yani orada bekliyorlardı. Hacı Veli'nin ilk vurulduğu, kafasından yaralandığı saldırıda yanında mıydın? Evet, yanındaydım. Olay nasıl gerçekleşti? O ara romorkun altında biz yatıyorduk. Ben de su çevirmeye gitmiştim, su taşmıştı. Su çevirmeye gidince bir silah sesi geldi. Veli abi bağırmaya başladı, Suat vuruldum vuruldum diye. Önce Arif abi aradı işte. Ne bileyim aşmadı diye biliyorum ben. Aşmadıydı o ara. Ondan sonra eşini aradı. Ondan sonra eşi gir koştu geldiler işte. Ayşe abla gel. Ondan sonra hastaneye gitti. Hemen orada tek başım tekrar kaldım sonra. Bir saat sonra, yarım saat, bir saat sonra zaten Arif yanıma geldiydi zaten benim orada, ben oradayken. İlk saldırıda Arif'i senin yanında mı aradı? Evet, benim yanımda aradı. Olmuştur dedi, hiç şey açmadı bile, hiçbir şey demedi yani. Hacı Veli Taşdöğen'e ikinci saldırı bu gördüğümüz yol güzergahı üzerinde meydana geliyor. Hacı Veli ve eşi Ayşe Buldan merkezdeki evlerinden bağ sulamak üzere Doğan Mahallesi'nde bulunan evlerine geliyorlar. Ayşe evde dururken Hacı Veli motosikletiyle birlikte hemen yan tarafımızda gördüğümüz bağ sulamak üzere buraya geliyor. Su pompasını açtıktan sonra Hacı Veli tekrar motosikletiyle şu gördüğümüz güzergahtan eve gitmek isterken arkasından bir el ateş ediliyor. Hacı Veli kimin ateş ettiğini görmüyor. 3 ay olmadan gene aynı su, gene aynı bağ. Buldan'dan geliyor, miniyor, su açmaya gidiyor oraya. Suyu açıyor, aşağı doğru gelirken arkasından gene atıyor. Atıyor ama bu sefer ikinci denk gelmemiş. Ondan sonra üçüncü de katil yani öldürüyor. Kaç gün arayla gerçekleşti bu saldırılar? 15-20 gün arayla işte. 15 güne bir bağ susu olanıyordu yani. Bağ sulamaya gideceğini o saatte sabah 05'te bağ sulamaya gideceğini kimler biliyordu? Mesela Arif biliyordu, babası biliyordu ve biz biliyorduk. Yani o gün mesela bağın susu sulanacağını yani bizle biliyorduk. Çünkü onlardan su aldığımız için yani biz biliyorduk. Tek isteğim yani şu kardeşimin kanı yerde şey etmesin, kalmasın. Şu katili bir an önce çıksın. Hacı Veli Taşdöğen katilini tanıyor muydu? Evet. Suat Bey'in anlatımını da duyduk. Şimdi buyurun. Suat Bey çok önemli bir şey söyledi. Evet. Arif'e bu katili biliyor dedi. Aslında açık açık dedi bunu bize. Yani açıklaması lazım. Madem biliyorsun kardeşim açıkla. Yani biraz i̇şte. Böyle yani Suat susuyor. Bey'e buradan sesleniyorum açıklayın. Arif'e de sesleniyorum açıklayın. Yani bunların bir de aynı grup içerisinde arkadaşlar. Dün isimler saydınız. Hacı Veli öldürülen Suat, Arif, İsa... Bir de senin kardeşin Ahmet. Birlikte eğlenmeye giden ya da birlikte vakit geçiren bir grup insanlar. Akşam kahve. Ahmet akşam. Genellikle kahveyi hani kahve hayatında çıkarlardı. Kahveye giderler oradan gelirler. Şey de enteresan. Vurulan bir adam niye kendi telefon açıyor? Yanında bu kadar yakın arkadaşı evet. vardı. Tabii, Suat tabii, aramıyordu. Tabii. Adam en başı kan içinde o arada telefonla açıp yardım mı ister? Yani eşyanın doğasına aykırı derler ya. Yani ve canının müthiş yanıyor olması lazım o sırada. Yani konuşması bile aslında çünkü... Tam kafasına isabet etmiş. Evet, yani kafa derisi delinmiş, kemiğe saplanmış. Yani tam içine girmemiş kemiğin ama kemiğe kadar ilerlemiş evet. saç batanesi. Çok ciddi var. Bir sancısı ağrısı olması bir lazım. Bir de birkaç telefon açtırmış arka arkaya. Tabii, tabii. Üç kişi aramış. Tabii. Üç kişi aramış. Suat Kurşun... Bu arada Suat yanında telefonu da var. Suat evet ve sesi aramış. De duymuş Suat. Ve Suat hastaneye de götürmüyor. Bu da çok enteresan. Evet, susuyorlar yani, devam ediyor. Evet. Sanki normal her gün adam vuruluyor. Hayır, benim orada yani Buldan'dan gelip de en yakınım, arkadaşım bağın içinde mesela kabadan 3 tane saçma yesin. Ben o suyu mesela sulasam bile o suyu orada gazmam, küremi korum. Buldan'a devlet hastanesi arkasından giderim. Ama Suat de biz hastanedeyken ondan saat 3'ten sonra akşam ezine kadar orada bağ
şey yapmışlar yani. Bir de benim neden yani hastaneye gitmiyor Suat Demirci'yle Arif? Kadarıyla bu yani Suat gelmediler. Bey çok cahil birisi değil. Ha değil. Yani değil. Ha. Gayet mantıklı, aklı başında birisi gözüküyor. Böyle bir insanın böyle bir olay yaşanınca ne yapması lazım? Tamam, ilk şeyde hastaneye götürüyorlar, işte falan haber verdi ama en azından orada kalacaksa bir de jandarmayı arayacak. Gelecekler hemen, nereden atıldı, boş kovan var mı? Araştıracak jandarma. Kim ateş etti, gören var mı, etrafı dolaşacak. Ayrıca hocam Taner Bey şunu düşünmez mi? Ben zaten onun yakınındaydım. Bu olayda adım da karışacak boşu boşuna. Tabii. Gelsin her şey açığa çıkartılsın aynen diye bunları da yapmamış, düşünmesi öyle gerekir. Bir şey, yapmamış, üç, aramamış. Üç, bu iki, üç, Arif, Hacı Veli, Arif'i arayıp konuşmasına rağmen aradı ama ulaşamadı diye beyanda bulunmuş. Bu da enteresan. Yani bir yerde bu, suskun kalıyor, suskun bilmiyorum diyor. Ya da bir de çelişkili ve farklı bir beyanda bulunuyor. Bu da enteresan. Ne düşünüyorsunuz siz şimdi Suat Bey'le ilgili? Ben şimdi şunu düşünüyorum. Şu gördüklerinizi, iki gündür duyduklarınızı. Ben nedensellik bağı ararım. Yani bir adamı üç defa öldürmeye çalışan ve başaran biri varsa o adamla katili arasında ciddi bir illiyet rabıtası, illiyet bağı vardır. Hı hı. Ben Suat'ın, Arif'in bu rabıtanın neresinde olduğunu ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Belli bir seviyeye geldik ama açıklamak istemiyorum şimdi. Şimdi olay yeri bağlantısı hazır. Onu bekliyordum ben, hazırmış. Hemen dönelim. Murat Sönmez orada. Olayın meydana geldiği noktayı gördüğümüzde işte Suat, Arif, bütün bunlarla ilgili soruları da çözüm bulacağız. Murat Sönmez yalnız değil. Yanında kim var? Murat kendisi söylesin. Dün çokça isminden bahsettiğimiz. Kim konuğun Murat? Özür dilerim. İkinci Ertuğrul, bugün yine konumuz, iddiaların odağındaki isim Mustafa Taşdoğan olacak. Olayın Hacı Veli'nin öldürüldüğü noktadayız. Ben hemen isterseniz konuğumuza mikrofonu uzatmadan önce bölgeyi size anlatmak istiyorum. Çünkü bölgede neler var, o gün burada neler yaşandı, kim neredeydi, hemen onları anlatmak istiyorum. Hacı Veli eşi Ayşe ve iki çocuğuyla birlikte sabah saatlerinde bağlarını sulamak üzere bu gördüğümüz alana geldiler. Hemen yan tarafımızdaki bağ Hacı Veli'nin sulama yapacağı bağdı ve şu gördüğümüz su pompasını açmak için aracını şu noktaya park etti İnci Ertuğrul. Hemen evet, şurada gördüğümüz aracın olduğu kısmı, aracını park etti. Eşi Ayşe ile birlikte araçtan indiler. Hacı Veli buraya geldi. Pompayı açtığı anda nereden geldiği belli olmayan birer silah sesi duyuldu. Hemen Hacı Veli yere yıldı. Eşi Ayşe aracın ön tarafındaydı ve bize anlattığı bilgilere göre abisi Hasan'ı aradığını söylüyor. Hacı Veli'nin abisi Hasan'ı aradığını söylüyor ve Hasan buraya geldiği zaman Hacı Veli yerde kanlar içerisinde yatıyor. Peki olayı evinin balkonundan duyduğunu söyleyen Mustafa Taşdoğan ise bağın arka tarafından traktörüyle gelerek hemen şu gördüğümüz noktaya traktörünü park ederek Hacı Veli'nin yanına gidiyor. Buraya geldiğinde Mustafa Taşdoğan'ın iddiası Hacı Veli'nin buradan alınıp aracın ön kısmına götürüldüğüne yönelikti. Ve aracın ön kısmında Hacı Veli'ye müdahale etmeye çalışıyor ve daha sonra araca konularak Hacı Veli hastaneye götürülüyor. Dediğim gibi hemen bu noktaya traktörünü park ediyor. Peki bulunduğumuz nokta köye ne kadar uzaklıkta ve Hacı Veli'nin evi buradan, merkezden buraya kaç kilometre uzaklıkta? Ben bunları belirtmek istiyorum. Hacı Veli'nin evi ile bulunduğumuz nokta arası 8 kilometre. Araç ile yaklaşık 10 dakika içerisinde buraya gelinebiliyor. Hacı Veli'nin bu bağından en yakın, köydeki en yakın ev mesafesi ise yaklaşık 1 dakikalık bir süre. Yürüyerek 1 dakikalık bir süre. Köyün içerisine bakacak olursak Hacı Veli'nin ailesinin yaşadığı eve de 3 ila 5 dakika yürüme mesafe uzaklıkta olan bir nokta. Ve bu noktada ateş edilen bir silah köy içerisinde duyulmaması imkansız. Bunu da belirtmek Murat istiyorum. Peki buraya gelen yolları hemen anlatmak istiyorum. Murat, ona geçmeden şöyle tane tane gidelim. En son şu çatısını gördüğümüz ev olay yerine en yakın ev. Şimdi biraz rüzgar sesi var. Evet. Mikrofonda biz onu alıyoruz ama sen şu anda gün ortası, ortamda başka hangi sesleri duyuyorsun? Bir silah sesini engelleyecek ses var mı? Duymanı engelleyecek. Şunu söyleyebilirim. Şu anda ikinci saatindeyiz. Sadece ağaç yapraklarının rüzgarda çıkarttığı sesten başka bir ses yok. Bu olayın meydana geldiği saatte sabah 4.30-5. Murat, şimdi kameraman arkadaşım orada başka ev görülebiliyor mu o hizada? Onları bize göstersin bir yandan. O arada da sen lütfen Hacı Veli'nin öldürüldüğü o su pompasının oraya doğru gider misin? Tekin Çetin'den rica ediyorum. Evet. Evlerin olduğu kısma doğru kamerasını. Şu gördüğümüz ilk gördüğümüz sıradaki evler yaklaşık meskun mahal burası yani. Mesafe 1 dakikalık uzaklıkta. Hemen yanında acaba dedim. Hani bağ yine hemen yine aşağı kısımda köyün merkezine doğru. Evet.
Oradan bile duyulur hocam. Doğru, duyulur. Ben Karadenizliyim. Karadeniz gibi dağlı arazide. 4.30'da. Ben Karadenizliyim. Yazları gittiğimde yukarıki köylerden atılan tüfek seslerini duyuyorum Allah aşkına. Şimdi Muratçığım, olayın meydana geldiği noktaya görür müsün? Bu arada Mustafa'nın kim olduğunu da ben seyircilerimize bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Dün Mustafa Bey'le ilgili burada Ayşe'nin bazı iddiaları vardı, ailenin iddiaları da. Yani Hacı Veli'nin ailesiyle konuşurken Ayşe, Mustafa Bey de yan binadan duyup olayı, yani Hacı Veli'nin başına bir şey geldiğini, oraya giden ilk kişilerden biri. Ve bir başka iddia daha var. Gençliğinde de Hacı Veli'nin Mustafa'nın eşine aşık olduğu yönünde bir de iddia burada gündeme geldi. O muhabirimize o suyun nasıl açıldığı gösterilirse, evet, tam suyu açarken vurulmuş çünkü. Hangi pozisyonda saçmayı aldığını verirsek atış yönüne bakabiliriz. Ondan önce yüzü sana dönük müydü Ayşe? Sen de onu söyle. Evet. Bu pompayı açarken. Elektrik panosu var ya, onu açıyordu. Elektrik panosu Murat? Şuradaki. Evet. Evet, onu açarken. Panonun kapağını açmış mıydı, açıyor açıktı muydu? Kapak açılmış açıktı. Kapak? Evet. Kapağa doğru böyle bak. Kapak açılıyor mu Murat? Kapak açıktı. Hayır, kapalı şu anda. Şey yani, kapak kapalı. Sana sırtı mı dönüyor? Kapak açık, bu tarafa bakıyor. Murat çok yani, dokunmuş. Yüzü arabaya doğru. Evet, Murat karşıya arabaya doğru. Yani. Peki, o zaman ilk saçmayı su, karşıdan. Yani su panu açılmadan mı akar? Nedir sistem bilmiyorum. Hayır. İlk şey ettiği zaman, AG geldiği zaman arabadan ilk önce şeyi açıyorsun. Panayı açıyorsun. Ona şeye basıyorsun. Şartlara basmış. Hacı Veli panayı açmış, şartlara basmış, su akıyor. Benim geldiğimde su akıyor. Kameraman, yani kameraman o panayı açmadan su akamaz. Kesinlikle. Hayır. Kameraman arkadaşımız. Yani o panayı açmadan su yani akma şansı yok. Az önce sorduk, ne cevap verdi Ayşe? Ben onu duyamadım. Panonun kapağı açık mıydı? Açıktı sen? Dedim. Açıktı. Şarteli açmış mıydı yani? O açıktı. İşte oradan artık şeyi hani açmıştır. Yani hocam, kapağı açınca. Şu atış yönü açısından. Merak ettiğimiz noktaya hocam soruyordu. Bir dakika, şöyle kameraman gösterebilirse. Hem yönünü göstersin ama şunu anlamadım ben. Belki anlamayanlar için. Bir de panoyu açıp orada bir düğmeye dokunur dokunmaz hemen su akar mı? Gelip sudan da bir pompa açması gerekir mi? Hayır. Sudan yana bir pompa açması yani yok. Yani öyle panodan bir şey buldandan geliyor, o kapağı açtığın açıyor. Zaman düğme var. Düğmeyi çevirdin mi yeşil bir daha var. Düğme var. Yeşil düğmeye bastığın zaman su pompadan akıyor. Anında akıyor mu? Anında değil yani bir dakika. Bir iki dakika. Onu açacak zamanı oldu yani, öyle mi Ayşe? Bir dakika yani bak, bekliyor. Pompanın musluğu var ama bakın pompanın musluğunu açmadan su gelmez ki. Bakın şarteli kaldırdınız ama suyun gelmesi için gene pompa musluğunu çevirmeniz gerekmez mi? Hangini? Şurada bir bakın, kol var, ben var. Görüyorum. O tank gübre vermeyin. Şu kol. Ama daha oraya gelmemiş. Panoyu evet, açarken panoda atış yapıyor. Suyun gelmesi için. Ayşe'cim sen bir bize bir. Ayşe buradan bize sıfırdan anlatsın hocam, ondan sonra da sorun. Şimdi Murat. Sen de olayı dinledin. Murat senin yönlendirmenle hareket edecek. Gel yanıma. Hacı Veli arabadan indi. Evet, arabadan sen indi. Arabanın içinde mi oturuyordun biz o anda? Biz içindeydik. Gel çocuklarımla yanıma. Ben içindeydim. Sen arabanın içindeydin. Kızların da arabanın içindeydi. Evet. Araba da aynı yerde araba duruyordu. Araba biraz daha gerideydi. Biraz daha geride. Evet. Tamam Murat, aynını yapalım. Arabadan çıktı. Arabadan çıktı. Evet. Hemen indi. O taş evet. Yönünden geçti. Taş. Panoya geldi. Panoya geçmiş Murat. Panoya doğru gidelim. Hava aydınlanmış mıydı saat? Hayır, karanlık. Zifiri karanlık. Evet, zifiri karanlık. Hiçbir şey görmüyor. Peki, nasıl araba çalışırdı? Farlar evet. Oraya mı yönelik? Hayır, farlar yanıyor muydu? Karşıya. Ben gittiği yer zifir karanlık. Evet. Farlar açık değil miydi? Farlar açık ama karşıyı göstereyim canım. Yan dönük değil yani. Panoya dönük değil. Gösterir ama az olsa panoyu bir karartı olarak gösterir. Karşıya gitti. Dönük gitti. Hemen kapakları açınca. Evet. Ondan sonra doğruldu bu. Doğrulduktan sonra elini böyle yaptı. Kapağı açtım, yandım anam dedi. Kapağı açar açmaz yandım anam. Yandım anam de. Hayır. Ben arabanın kapağını açtığımda yandım anam de. İndim aşağıya. Sen arabanın kapısını niye açtın? O ana ama kadar eşimin el hareketini görüyorum ya. Kendi kapağı açık, kendi tarafındaki ama göremiyorsun kapağı. Karanlık. Hayır, ince. Ay karanlık. Eşimin hareketini görüyorum. Eşimin hareketini panoyu görüyorum. Panoyu da hayır, panonun iç tarafı ama. Görünmüyor. Bak panonun bu iç tarafı görünmüyor. Tamam. Kapak da açılınca hemen gider gitmez burayı açtı. Açık olduğunu. Elinde bir fener var mıydı? Panoyu açarken çünkü hayır, zifiri karanlıktan. Şimdi İnce Hanım bu kapak açılınca iki evet. Kanat böyle açılıyor dolap tamam. Kapağı gibi böyle yanında. Hı-hı. Yani iç kısmı görünmüyor.
kapağın ikisini de açmış mıydı? Açtı, açık, açıktı. Kapağın ikisini açtı. Ne kadar evet. sonra o yandım anam dedi? Ya açtı, hemen oraya eğildi. Herhalde bastı köşeye, ondan sonra yandım anam dedi. Hemen basar. Bir düğmeye basacak evet. vakti vardı yani. Sırtı neredeydi? Arabaya mı dönüktü Hayır, sırtı? Hayır, böyle. Murat gibi mi? Murat Hayır. dönebilir misin sen? Panoya, yüzü panoya dönük. Yüzü panoya dönük. Panoya yüzü dönük. Kapakları şu an Murat açamıyor ama orada bir düğmeye bastı ya da basmadı emin değilsin. Emin değil. Hemen o sırada yandım anam evet. dedi. Sen o sırada arabanın içinde miydin? İçindeydim, çocuklarım da sesi duydun arabanın içinde. Kapılar açık mıydı, kapalı mıydı? Eşimden taraftaki açıktı. Kendi indiği taraftaki evet. açıktı. Arabanın kapısı açıktı, sesini evet. duydun. Yandım anam evet. diye sesi duydun ama silah sesi... Silah sesi. Şimdi kapağı açınca çat hani böyle belki bu çıtırdadı. Belki yok, hani silah belki, sesiyle çıtırtı karışmaz Ayşe Hanım. Mümkün değil. Çok bakın, yakından ben her gün silah gerekiyor. Sesi duymuyorum. Her gün yanımda atamıyor. Tamam ama açınca, eşim iki kere daha önce vurulmaya kalkmış. Tamam sonra o anı duymadın diyelim. Peki sonra ne oldu? Hemen arabadan çıktın. Arabadan çıktım. Arabanın evet. ön tarafına ondan geldim. Önce eşim düştü. Atış nereden geldi? Onu sorabilir miyiz? Ben hocama soracağım şimdi zaten de yani şu şeyi. Çünkü ikinci bir atıştan bahsediliyor. Ona dair bir şey duymuş muyum? Bir de muhabirimiz Murat şeyi kapağı bir iki kapağı da inceler. Açmak için değil. Delik var mı? Delik var mı? Delik var mı? Yani isabet alıp delik olmuş. Yok yok hocam. Yoktu. Delik gözükmüyor. Ha yok. Ama üzerinden 4-5 yıl geçti. Değişti mi o kapaklar? Hayır. Sol kapak eski gibi. Evet. Onu var ya hocam. Yağmur çok yağdığına o kapak yani şey yani küf. Siz sonradan incelediniz mi olaydan sonra? Saçma delikleri yok, şeyleri yoktu. Yok. Hocam, ben yani yüzü, gittim kapağa Murat, baktım. Yoktu. Yüzü panoya dönüktü diyor eşi için. Siz raporu incelediniz. Kurşunların yani saçmaların girdiği noktaları biliyorsunuz. Nereden ateş edilmiş olabilir? Şu ağacın bu çaprazında. Ağacın solundan yani evet. bizim bakış önümüze İlk adı göre. Şöyle. Murat ondan kameraman sonra orayı gösterebilir. Orada ne var? Yemiş ağacın dibinde. İncir ağacı var. O ağaçta yemiş ağacı. Traktörün olduğu nokta mı? Bağlantıda bir sıkıntı var. Peki mesafe olarak hocam ne kadar mesafe? Mesafeyi kesin söyleyemeyiz. Ama tahminim şu, çünkü saçma taneleri vücudu delip geçmiş. Saçma tanesinin vücudu delip yani. Geçmesi için benim tahminim en çok 10-15 metre, 20 metre arasında boş. Olması lazım. Bütün çünkü tek bir saçma kalmış içeride. Ben bir şey daha sormak istiyorum. Az önceki detayı sormaktaki amacım da oydu aslında. Şimdi iki düğme açılıp ondan sonra su geliyor. Bu su pat diye herhalde buradan birdenbire düğmeye dokunur dokunmaz akmaya başlamıyor. Bir dakikalık süre dedi. Tabii. Ama siz suyun içinde bulduğunuzu söylüyorsunuz Hacı Veli. Benim geldiğimde Ayşe beni aradığında su yani pompa açık. Evet. Ondan sonra orada mavi bir şey var, filtre var. Filtrenin altından da bir tane şey var, vana var. Vanayı da Hacı Veli açmış. Açmış ve mesela katil onu vurunca vananın kuyunun dibine yıkmış ve o su da Hacı Veli'nin üstüne gelmiş. Oradan suyla kan. Şimdi hayır, görüntü gitti ama orada... o kanalın içine düşecek durumda mıydı Hacı Veli? Yani o vurulduğu noktadan şeyin önündeyse. Zor yani çok oradan zor. Niye oraya doğru gitmeye çalışsın? Tekrar bağlanabilir miyiz oraya bilmiyorum evet, evet. ama. İşte yani, yani orada yani Hacı Veli'nin kuyunun dibinde mesela düşme alanda bir daha. Bence şey var yani sorun var yani. Yani bir iki el mesela ateş atınca mesela hemen yani su pompasının dibine Hacı Veli düşmez. Düşmez. Ya hayır, orada su pompasının ya dibinde orada, değil vurulduğunda. Vurulduğu yer yani, zaten panı onu soruyorum ha, ben işte, de. Yani işte burada yani. Vurulan adam nasıl buraya düşüyor? Ha, benim tahminim Hacı Veli orada suyun dibinde şey kalıyor. Yaralı kalıyor. Benim tahminim yorumum o halinde harımdan geçiyor. Şu arabanın yanına geliyor. Arabanın yanından da mesela ölmüş gibi, mesela yıkılmış gibi. De, ben gelmeden de mesela benim tahminim ben evet. aramadan önce ben gelmeden de Hacı Veli oradan şey diyor almışlar gibi geliyor. Bir de suyu birinin açmış olması lazım. Bence diyorum şey yapıyorum yani tahmin üzerine yapıyorum. Tahmin değil nerede gördünüz? Evet. Hayır şimdi. Kimi, ben hareket etti mi Hacı Veli Ayşe vurulduktan sonra? Ben diyebilirim. Şimdi düştü, hoplamasıyla iki kere evet. hopladı, yere düştü eşim. Şu şekilde evet. böyle düşmüş, yan şekilde evet. düştü.
ben dikim, hani abimin dediği gibi biri onu oradan gelip sürüklese onu görürüm o zaman. Panonun önünden gelecek, geçecek. Peki buraya nasıl hani düştün? Eğilecek. Buraya nasıl hoplamasıyla ha, işte. Hani yükselince, düşünce belki öyle olabilir. Nasıl ama yükselince? Tüfek atışıyla, saçmayla o nereden kadar yükselince. Nereden geldi oraya şey yani hadi böyle vurulunca. Şimdi mesela, biz olay yerine bağlanacağız. Yani arada Murat'tan, 1,5 metre evet. kadar var zaten. Yani 1,5 evet. metre Murat'tan zıplamamıştır o mesafeyi de. Sanki birilerini yani hocam, görmüş ve peşine izin verin. Gider. Hocam bir izin verin. Murat'tan o aradaki mesafeyi ölçümlemesini de isteyeceğiz. Murat'ın yanında önemli bir konuk var. Mustafa Bey, Hacı Veli'nin kuzeni. Hacı Veli'nin halolusu, evet. dayı ol, halolusu. Hala dayı çocukları. Evet. Ama öyle iddialar var ki dün burada Yaşar Bey bu cinayetin bir namus davası olduğunu söyledi. Namus nedeniyle işlendi dedi. Bambaşka iddialar gündeme getirdi. Ve Hacı Veli'nin öldüğü gün ona kimse haber vermemesine rağmen Mustafa Bey kulak misafiri olup olay yerine gittiğini söyledi. İzleyelim görüntülerimizi. Cinayete kurban giden Hacı Veli Taşdöğen'in arkadaşlarından biri olan Mustafa hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İlk vuruluşunda Suat yanındaydı, sonra Arif de geldi. Arif yakın arkadaşı, hatta birlikte bu işte başka olayları da var diyorsun, senin iddian bu. Şimdi bu olayda abin yanında kimlerle geldi anlat. Yengemle geldi yengem. Beraber. Biz üçümüz hemen eşimin yanına gittik. Evet. Kaldırmak için uğraşırken hani abi bayıldı mı ne oldu kaldır abi tut abi üçümüz uğraşırken hemen birden Mustafa abi geldi. Mustafa abi halasının oğlu. Halasının. Halasının oğlu geldi. Enişte, hemen kardeşim. Kucakladı bunu dedi vurmuşlar dedi. Mustafa sonra... Taşdöğen'e bu saatte burada ne işin var diye sordunuz mu sonra hiç? Nasıl gelmiş oraya? Mehmet Taşdöğen, Hasan Taşdöğen'in evimin arası 30 metre benim. Yaz günü ben balkonda yatıyordum. Hasan Taşdöğen'le Salih Taşdöğen bayağı böyle bağırıldığı tartığı bir konuşuyorlar ki ne? Duymayacak gibi değil yani. Arabama bindim, olay yerine gittim. Eşim ve Mustafa küslerdi. O da o zaman da oluyor. Tüfek çekilmişti. Mustafa'nın 2006 yılında da biz nişanlıyken Mustafa'nın kayınoğlu Yaşar abi artık tüfek çekiyor. Onu da mesela örtbas ediyor bunlar, kapatıyor. Hiçbir şey olmamış gibi. O da Yeniceden kapandı. Garagol geliyor. Küslerdi yani. Biz evliliğimiz sırasında küslerdi. Mustafa Bey, Hacı Veli ile aram bozuk muydu senin? Hayır, hiçbir zaman Hacı Veli ile hiç aram bozulmadı benim. Hiçbir zaman bozulmadı. Eşim Mustafa'nın eşine sevdalıydı. Burada iddialar birbirine karışmış durumda. Her duyduğumuzda kafamız karışıyor. Ayşe diyor ki benim öldürülen eşim Hacı Veli Mustafa'nın şimdiki eşine sevdalıymış gençken olabilir. Onunla evlenmek istemiş. Bu olmadığı için küstüler ve benim ikinci kızım doğana kadar hiç konuşmadılar. Ayşe'nin iddiası bu. Cinayetten sonra gözünde bir şey oldu. Bu Mustafa abi. Hani eşim vurulduktan sonra gözünden hemen ameliyat oldum dedi. Ayşe bu önemli. Bir gün sonra. Eşim vuruluyor. Gün, ertesi biz gün dedi önceden randevu almıştık dedi. Hiç kimsenin hatta haberi yok. Hiçbir şey yok. Geldi bu ben işte önceden almıştım ameliyat oldum dedi. Evet. Mustafa abinin annesi bana sürekli sen maskeli birini görmüşsün kaçarken. Sen maskeli birini görmüşsün görmedim diyorum. Mustafa Bey annen niye böyle bir şey durup dururken söylüyor? Annem öyle bir şey demiyor. Şu anda yani Mustafa Taşdöğen yani şey söylüyor yani bile şey söylüyor yani yalan söylüyor. Hacı Veli Taşdöğen'in faili kim? Evet Murat Sönmez'in yanında Mustafa Bey var. Yani hala dayı çocukları öldürülen Hacı Veli Taşdöğen'le. Mustafa Bey merhabalar tekrar. Merhaba İnce Hanım. Şimdi iddiaları siz de duydunuz zannediyorum. Bir yandan dün de canlı yayında zaten konuşmuştuk sizinle. En başından başlayalım. Olay günü. Oraya gidişinizle ilgili bir tutarsızlık var. Siz diyorsunuz ki ben balkonda işte yan evden konuşmayı duydum. Başına bir şey gelmiş dediler diyorsunuz. Salih Hanım diyor ki biz vuruldu diye konuştuk. Evet. Öyle diyor. Şimdi ben olayı bir daha anlatayım, tekrar anlatayım. Olay günü ben bağımda üzüm kesilmesi için kesilecekti. Balkonda yatıyorduk eşimle beraber. Kalktık. Kalktığımız anda Salih'e yine Hasan Taşdöğen evlerinde bir gürültü yani yüksek sesle bir konuşma var. Evine aramız bizim 30 metre bunların evlerinde. Evet. Onlar da balkonda. O anda bunların gürültü sesini aşağıdan annesi, Hacı Veli'nin annesi ne oldu ne oldu diye bağırıyor. Salih'e de dedi ki ne abime kuyunun başında bir şey olmuş dedi. Oraya gidiyoruz dedi. Bunlar aşağı indi arabasına bindi. Ben de evimden aşağı indim.
Ve indiğimde aşağıda annem vardı. Annem de o gürültüye kalkmış. Amcam Musa Taşdöven kalkmış. Onlar da aşağıdaydı. Ben de traktörüme bindim. Köyün üst tarafı yoldan olay yerine geldim. Ve traktörümü buraya park ettim. Ve buradan bu arabanın olduğu yere Hacı Veli oradaydı. Yatıyordu. Ben oraya gittim ve müdahale ettim. Nerede yatıyordu? Dişi ısırmış gibi. Dişini açtım. Şurada arabanın ön tarafında. Arabanın ön tarafında. Oraya bir götürdüm. Kimler vardı yanında arabanın bir daha söyleyeyim. Arabanın ön tarafında yatıyordu tam orada. Evet, kimler vardı orada bir daha yanında, söyleyelim. Saliye Taşdöven vardı. Hasan Taşdöven yanındaydı. Ayşe Taşdöven arabanın önünde dikeliyordu. Ve ben eğildim müdahale ederken Ayşe'ye sordum. Abim ne oldu buna diye. Bu sorumu 3 kez sordum. Üçünde de bana dediği söz. Abi küt düştü, küt düştü, küt düştü. Üçün cevabı da bu bana. Ayşe'nin. 3 kere ve Ayşe'ye sordum. Ondan sonra Ayşe, Hacı Veli'nin. Evet. Ayşe'ye sordum abi ne oldu buna diyorum. Abi küt düştü. Ne oldu buna diyorum küt düştü. 3'e sordum bu soruyu. Ve dişini açtıktan açılarken Hacı Veli bana bir sırsalandı. Ben bu daha önceden Hacı Veli bir hastalık geçirdi. Bir baygınlık geçirdi zannettim. Ve ben kendine geliyorsan dedim ve kucakladım. Kucakladım ve arabaya götürdüm. Arabaya bindirdiğim anda dayısı geldi Ahmet Taşdöven. Buna bindirdiler, hastaneye gittiler. Ben de geldim traktörüme bindim, eve gittim. Tamam. Buradan. Mustafa geri. Bey, ben daha önce böyle kadar bayılır mıydı Hacı Veli? Anlamadım orayı. Daha önce de bayılmış mıydı Hacı Veli? Hacı Veli böyle bir baygınlık geçirip hastanede yatmışlığı var. Hayır, sürekli geçirmiyordu. Sürekli. Yok, peki yok, şimdi sen yok anlatırken Salih Hanım diyor ki öyle olmadı diyor. Ne oldu Salih Hanım? Hı. Biz Hacı Veli'yi arabanın yanına Hasan, Ayşe, ben üçümüz getirdik. Evet. Getirdikten sonra Mustafa geldi arabanın yanına. Getirdikten sonra evet, arabanın yanında buldum diyor zaten. Ayşe dikiliyordu evet diyor. Ben hayır geldi Ayşe yardım etti bize. Ayşe ben geldi arabanın yanındaydı zaten. Yalana yalan doğuruyor doğru. Ayşe orada bize yardım etti. Peki traktörle mi geldi motorla mı geldi motorla Mustafa? Geldi. Motor. Ama traktörle geldi diyor. Traktörle geldi. Tamam, hem motor geçiyor köyde hem traktör geçiyor. Motor hem şeyde. Traktör de geçiyor motor da geçiyor. Motosiklet var bir de traktör var. Peki evde siz vuruldu diye konuştunuz. Bu mesela gördüğümüz büyük motorla. Evde vuruldu diye konuştuk dediniz. Evet doğru. Evet doğru. Vuruldum. Bu arada hatta şu ben şey ettim balkonda yani bağırdım çağırdım. Ne bu dedim ben ya. Bir i̇ki de bir vuruldu vuruldu. Evet. İki de yani bir vuruldu vuruldu. Ne bu böyle dedi. Eşim bağırdı hatta. Bağırdı balkonda. Bağırdım. Ondan sonra bağırdıktan alttan sonra hemen arabaya bindik. Annem babam çıktı. Yanına gittik. Hasan oğlum dedi, Ayşe dedi ne oldu dedi. Ben dedim konuşmayın ne olur. Ayşe dedi kuyunun yanındayız dedi. Tamam Mustafa kuyunun olduğu yerde ne biliyor bizim kuyunun yanında olduğunu. Bir dakika. Bu da önemli. Nereye gittiklerini nereden ya biliyordun Mustafa? İşte. Kuyunun yanında dedi. Salih'e kuyunun yanında bir şey yapmışlar abime dedi. Hayır öyle bir konu değil. Bunların tek kuyusu burada başka kuyusu yok. Bakın bir Salih'e soralım. Salih tekrar telefondan anlat. Ne dedin? Yani çünkü ikisi farklı şeyler anlatıyor. Siz Hasan Bey'le aynı şeyi anlatıyorsunuz. Bize telefon gelince Hacı Veli vuruldu dedi. Evet. Vuruldu deyince Hasan da dedi ki İki de bir vuruldu, vuruldu. Niye bu demiş yani? Vuruldu. Sana Ayşe de Hacı Veli vuruldu dedi öyle evet mi? Tamam. Hasan da balkonda böyle dedi. Böyle deyince babam dışarı çıktı. Evet. Babam da ne oluyor size dedi. Evet. Bu fakülte dedi. Evet. Şimdi Ayşe ben baba vuruldu dedim, demedim diyor. Birincisi. Artı dedim abimi vurmuşlar dedim. Böyle dedim yani açık. Böyle konuştu. Balkonda da Hasan Bey vuruldu diye bağırmış Mustafa Bey. Yani bunu duymadın da kuyunun İnce başını nasıl duydun? İşte. Ben böyle dedim. Bak, ya hayır. Bak İnce Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Söyle. Bunu söyle. Şimdi dün Ayşe diyor ki ben abimi aradığımda diyor ben vuruldu demedim diyor bak ama. Evet ben. Bunlar Salih'in Hasan vurulduğunu nereden biliyoruyorlar? Ama onlar ama zaten ama öyle dedi diyor. Diyor ki ben vuruldu ben diyor. Ben vuruldu demedim İnce Hanım. Kuyunun başında orada bir şey oldu Veli'ye dedim. Yetişin yani, abi dedim. Yani vuruldu demedim. Yalan çok, söylemeye çok gerek bir, yok. Çok ciddi bir çelişki var ama. Şimdi şöyle bir çelişki var. Şimdi aynen. Mustafa'nın iddiasına göre Mustafa başından vurulan bir adamın yanına gitmiyor. Ne oldu? Başına ne geldiğini bilmediği bir adamın başına gidip hatta acaba bayıldı mı diye ağzına eline sokup dilini bir şekilde çıkartmaya çalışıyor. Evet. Yani burada eğer bir çelişki evet varsa o çelişkiye neden olan kişi çok ciddi hocam, bir şey saklıyor. Hocam ben bir de bakın, şunu merak ettim. Çok özür dilerim. İki kere vurulmaya teşebbüs edilen gidip adamın dişini, hiçbir şeyin araştırmasında kimse üstüne düşmemiş. Başına bir şey geldi. Vurulduğunu duymamış ama sabahın beşinde atlayıp motora gitmiş Mustafa. Biraz bu da ilginç değil mi? Yani hani bu da ilginç. Vurulan bir bu bizim adama kestirmeyi yani, biz de yapıyoruz. Önce kantara gidiyor. Şunu öğrendim. Bir de silah sesi duyulur sabahın 4.30 en sessiz zaman. Mümkün değil duyulmaması. Yani acaba Mustafa Bey
Yani vurulan Hacı Veli'nin yanına gittiği izlenimini yaşatmak istemiyor mu kendine? Yani düşen kendi Hacı Veli'ye gitmiş. Kendi cevap versin. Mustafa İnce Hanım. Buyurun, buyurun. İnce Hanım. Buyurun. Şimdi ben bu sesleri duydum. Saniye'nin annesine dediğinde Ahmet Kuyu'nun bir şey oldu deyimin üzerine geliyorum. Vuruldu. Buraya Hacı Veli benim akrabam. Akrabam olduğu için geliyorum. Ben buraya yani bir gelmem hata yani buraya sen o zaman benim buraya. Bir akrabamız yani yardım Mustafa etmeye. Bu akrabanla yıllardır evet. Küsmüşsün. Aranızda husumet varmış. Değilim İnce Hanım. Konuşma. Dün bak Ayşe Hanım. Ama bunu Ayşe de söyledi. Salih da bak, kabul etti en son. Bak İnce Hanım. İnce evet. Hanım bak ben açıklama getireyim. Dün Ayşe Hanım dedi ki ne küs dedi. Mesela bizim ikinci çocuk orasıya kadar gelmedi dedi. Bunların ilk çocuğu olduğunda bunlar bebek tuzu yaptı. Bunun annesi Ayşe Taşdöğen benim çocuğum olduğunda gelip hediyelik altın bilezik taktı. Biz bunların ilk çocuğu olduğunda bebek tuzuna gittik. Biz de hediyelerini geri taktık. Ben küs olmasam oraya gider miyim? Ayşe şimdi bu nereden çıkıyor yani? Bunlar hep de çelişkili bir ifade veriyorlar. Hayır çelişkili ifade vermiyor. Şimdi eşimle arası yok yani gidip ben gelmiyor. Ben bunların ilk çocuğunda gittim. Oturup hediyelik altınını taktım. Yani gidip gelmiyoruz. Bunun ikinci oğlu doğduktan sonra bir altın kayınvalide borcum mu var dedi. Kayınvalide borcum var dedi. O hayır. Altını takmaya gittik. Hayır. Onun dışında yani eşim hani... Ayşe eşin sana küslük nedeni olarak neyi anlattı? Şimdi yani şimdi eşimin belki gönül kırgınlığı, Mustafa abi küskünlüğü eşinden dolayı. Hani eşinden ona karşı dolayı. Yani evlenmeden, bizle evlenmeden önce, Özlem de evlenmeden önce ona karşı bir hissi varmış içinde. Bunu söyledi bunu mi açıkçası? Bunu söyledi eşim bana. Eşin ben, sana, eşimden Mustafa bundan haberin var mıydı? İnce Hanım. Ayşe'nin anlattığında. Bak İnce Hanım ben şimdi buna bir açıklık getireyim yine. Ben daha bu olayı ilk defa dün duydum. Eşime sordum. Akşam kayınpederim kayınlamı çağırdım. Ona dedim böyle. Böyle bir şey yok. Ve bir de dün mesela Salih diyor bir ki dakika, ne? Biz böyle gidip isteme yapmadık bilmem ne yap. Evet. Evet. Tamam tamamla. Yani isteme yapmadık dedi. Biz Özlem'le 99 yılında evlendik. Bizden bir yıl sonra Hasan Taşdöğen'le Salih Taşdöğen evlendi. Ve isteme olup olmadığını bir sene önce olayı Salih nereden biliyor? Ve benim evlendiğimde Hacı Veli Taşdoğan 17 yaşında. Önünde abisi var bekar. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunlar peki. Böyle bir çelişki içine sokuyorlar olayı. Ayşe bunu başka bilen kim var? Dün Salih Hanım evet olabilir dedi en sonunda ama senin bu anlattığını bilen başka kim var? Yani eşimle evet. İkimiz konuştuk biz. Başka eşim. Ailesinden bilen vardır yoktur onu bilmiyorum ama eşim hani bana söylediği bu. Hasan Bey sen biliyor musun bunu daha önceden? Hayır daha önceden yani Hacı Veli yani bu konuyu bana demedi yani hiç yani anlatmadı. Abi ben... Ama Hacı Veli ile Mustafa'nın yani. Küs olduğunu biliyorsun. Ha evet. Neden küstüler? Yani onu şey etmem yani. Nasıl bilmiyorsun? İki Hacı kuzen Veli. Küs bir avuç köy nasıl bilmiyorsun? Bu kadar hassas üstelik bak oldu. Hacı Veli'ye bir şey oldu deyince yani vurulduğunu bile bilmediğini iddia ediyor Mustafa Bey. Kalkıp gidiyor sabahın köründe. İnce Hanım. Eğer bildiklerinizi saklarsanız saniye, o kan saniye. Sizin elinize de bulaşır. Yok onun yani Mustafa Taşdöğen'e, Hacı Veli Taşdöğen'e mesela küs olduğu mesela konuyu bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Nasıl bilmiyorsun? Yani onun yani Hacı Veli bana yani kardeşinin şey etmedi. Kardeşinin bu adamla küslük nedenini nasıl bilmezsin? Ya ben anlamıyorum böyle ufak tefek noktalarda birbirinize çelişkiye düşüyorsunuz da yani başka bir şey mi var ortadaki ona ulaşmamıza mı engel olmuyor? Hem akrabasınız hem evet. Evleriniz yakın, tarlalarınız yakın bir arada yaşıyorsunuz, bir arada çalışıyorsunuz. İki kişi küs, hiçbir şey bilmiyorsunuz neden küs olduğunu ve küs olduğunu da bilmiyorsunuz. Ben evet, bir şey söyleyeceğim. Yani. Şimdi bir kere en başından itibaren olayı anlatırken farklılıklar var. Ayşe diyor ki o şey kapağı açarken yandım anam dedi. Sesi duydum indim. Ondan sonra dondum kaldım. Evet olabilir acılı beş. Daha önceki olayların şokuyla çocuklarını koruma refleks. Ama siz diyorsunuz ki raporda iki kere ateş edildiği tabii, var. En az iki, iki kere ateş edilen bir yerde bu alanda sessiz bir ortamda silah sesinin duyulmaması mümkün değil. Çünkü bakın Mustafa Bey 30 metre öteden evdeki konuşmayı duyup gitmiş tabii, sabahın tabii, köründe. Kesinlikle. Biz burada 15 metre öteden ateş edildi diyorsunuz siz. Tabii. 15 metrelik silah sesinin duyulmadığını bahsediyoruz. Bir dakika ötede de evler var. Evet. Onlar bile duymuştur. İkincisi Salih Hanım diyor ki
vuruldu diye konuştuk biz. Evet. Hasan balkona çıktı, gene mi vuruldu, gene mi vuruldu diye bağırdı, feryat figan etti. Anne baba da sokağa indi. Mustafa diyor ki ben vurulduğunu duymadım. Mustafa, küs olduğun adam, vurulduğunu bile duymadın. Sabahın beşinde adresi, yeri bilip nasıl kalkıp oraya gittin traktörünle? Ya da niye beni de bekleyin, birlikte gidelim demedin, ayrı gittin? Bunlar arabasına bindi, evinin alt tarafından geldiler. Ben traktörümü bindim, üst tarafından geldim. Hayır, evin alt tarafı, üst tarafını bırak. Yani üst, oradan niye seslenmedin Hasan abi, ben de geliyorum, ne oldu diye? Ha? Seslemen, onlar arabasına bindik. Ben de traktörümle dolaştım. Neden üstten gitmiş? Aynı yoldan gitmiş. Niye aynı yoldan gitmedi? Hayata neden aynı yoldan gitmedi? Aynı yol bana uzak. Aynı yol bana uzak. Nasıl uzak? 30 metre elim sesini duydum. Yol daha yakın. Allah aşkına, şehirler arası mı? Ters yön mü? Hayır Hasan Bey, koşarak ne kadar mesafe, yani ne kadar da gidersiniz? Efendim, Mustafa Bey, sorum şu. Niye traktörle gidiyorsun? Yani koşarak 5 dakikalık yer bile değil. Sorum şu. Hemen yanımda diyorsun. 30 metre evime mesafe diyorsun. Hiçbir husumetim yok Hacı Veli ile diyorsun. Evet. Evdeki telaşlarını, konuşmalarını duydum, evet, sabahın 4.30-5'inde bir şey olmuş. Evet. Halbuki Saliha ve Hasan vuruldu vuruldu diye bağırdık diyor. Ben duymadım diyorsun. Ama kuyuyu Ayşe söylemiş telefonda. Nereden onu duydun? Kalkıp niye onlara seslenip ben, bir şey olmadı, ne oldu diye. Saliha Hanım annesine diyor ki abime kuyunun başında bir şey yapmışlar diyor. Hayır, ben bunu duydum. Ben de bağırdım yanda. Saliha'nın annesi senin neyin Mustafa? Yengesi. Dayımın hanımı. Dayının hanımına ve dayına ne olmuş Hacı Veli'ye diye sordun mu? Hayır. Orada o anda? Hayır, direkt geldim. Sormadım, traktörüme bindim dolaştım ben, bir şey olmuş diye geldim. Hayır, canım buraya. O sizin evden Mustafa Bey, sizin evden o kuyu arası ne kadar mesafe? Sana 500-600 metre. Ne kadar? 500-600 metre. Kuyunun yanı 500-600 metre. Yani orası koşulsa demek ki 10 dakikada gidilebilir ben mi? Ben şunu anlamadım. Gidilebilir. 2 dakika. Yani incir ağacının oradan Mustafa Bey'in evinin oraya koşulsa 10 dakikada, sonra 10 dakika bile sürmez. Traktörü atlansa, olay yerine gelinse. 2 dakika. Yani... Peki silah sesini duydun mu? Mustafa Bey, silah sesini duydun mu? Hayır, duymadım hiç. Şimdi sen dünkü hocam, bağlantıda şöyle bir şey söylemiştin. Dedin ki ben saatimi kurmuştum ve uyanmıştım dedin. Doğru mu? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Alarmını evet, kurdun evet, ve uyanıksın. Sabahın evet, 4.30'u, bak sabahın evet, 4.30'u. Sen alarmını kurdun, uyandın ve balkonda yatıyorsun. Yani gökyüzünü görüyorsun. Ve 4.30'da çıt sesi olmayan bir yerden silah sesi. İki ve sen kere bunu duymuyor musun? Hocam iki kere. Ve bir defa değil. Bu sesi duymuyorsun hocam, ve hocam, 30 metre ilerideki balkondaki bağırışmaları mı duyuyorsun? Hocam bak, uyandım. Ben kalktığım anda Ayşe Saliha'dan bağırıyordu ya. Bak uyandığım anda. Sen uyanıksın. 500 metre mesafeden evet, bir uyandım, sürü silah bak bir sürü ateş ediliyor. Bir defa da değil. Sen bunu duymuyorsun balkonda yatmana rağmen. Ama 30 metre ilerideki bağırışma, vuruldu vesaire seslerini duyuyorsun. Bana bunu izah eder misin? Beni bu noktada tatmin et, ben başka bir soru sormayacağım sana. Hocam evimiz çok yakın yani 30 metre. Bunların bağırtısı çok yüksek. Nasıl duymaz? Sen bana dedin ki dün ben uyanmıştım, alarmı kurmuştum. Yani sen evet, hani yatar vaziyette olsam derim ki ya bu uyuyor. Tamam, nasıl duymazsın? Hocam teknik olarak mümkün müdür? Değil, eğer sağır değilse mümkün değil. Sağır mısınız Mustafa Bey? Hayır hocam, sağır değilim. Tamam, o zaman duymanız lazım. Eğer ben duymanız lazım hocam, ve duymadığınızı iddia ediyorsunuz. Yani duysam ben duydum derim. Ben duymadım. Yani duymadım peki, şeyi niye de duymadım? Siz Buldan'dan geldiniz evet, oraya. Buldan'dan sabah geldim. O saatte bağda olacağınızı, bağ sulamaya gideceğinizi kimler biliyor? Ailem biliyor. Evet. Başka? Yengem bilir. Su aşçı olan. Yani evimizin etrafındakiler. Kim onlar? Abdül amcagil falan. Yaşar abigil. Hani çünkü biz böyle suyu sularken damlama değil boru çekiyoruz akşama kadar. Hep görüyorlar aynı saatlerde yani mi gidersiniz normalde? Söz hakkı belli yani. İstiyorum söz hakkı. Bir bu sorum sorayım sonra. Tamam. Her gün aynı saatte mi gidiyorsunuz o musluğu açmaya? Genelde 4'te 4.30'da hani ne her kadar kalkabilirsin. Her sefer gittiğinde sen eşine eşlik ediyor musun? Yanında oluyor musun? Gidiyorum. Çocukları da yanına alıyor musun? Çocuklarım da oluyor. Çocuklarla gidiyoruz. Birlikte. Yani iş zamanı gidiyoruz, hep köydeyiz. Evet. Buyurun.
Obanın suyunu tabii ki bizim su birlik olduğu için bağnasına yetmediği için Arif Gil'den alıyoruz. Arif, üçü de, oraya Arif. Gideceklerini biliyor muydu yani? Kim bu bunların? Neyse Arif ondan sonra hanımı, babası evet. Hepsi yani biliyor. Neden? Çünkü biz üst seferki olaydaki suyu evet. Onlardan aldık. Evet. Ve Arif biz tabii yaz olduğu için ben balkonda şey diyorum. İlk soda suyu açtığı zaman Arif hemen kuyudan pejoyla eve geliyor. Bizim de evin yanında şey var. Ceviz ağacının evet. Dibinde vana var. Böyle şeyle geliyor. Tarlalıkla tamam. Geliyor. Evet. Böyle amca ben şeyi açtım. Babana açtım. Tamam su gidiyor. Dedi. Haber veriyor. Biraz ettim. Ne demek istediğini haber söyleyeyim. Veriyor. Hocam dur bir dakika. Ondan sonra ikinci de daha haber veriyor. Üçüncü de Arif mesela suyu açıyor. Bizim evin önünden geçip de o ceviz ağacının dibindeki vanayı açmıyor. Arif sesi yok. Öldürüldüğü gün. Ha, öldürüldüğü gün Arif yapmıyor. Her zaman yaptığı şeyi öldürüldüğü gün Arif yapmıyor. Öyle mi? Doğruya doğru. Yapmadı. Yani Arif yapmadı yani. O gün o saatte Hacı Veli'nin orada olduğunu bilen en önemli şey. Evet. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Dün Taner Hocam söylemişti ama bir kere daha tekrarlayalım. Bu silah sesi duyuldu duyulmadı meselesi. Gördüğünüz açık bir alan. Sessiz, evet. Sakin bir bağ, dümdüz bir alan. Evet. Ve bir de köyde de 5-10 tane ev var. Silah sesinin duyulmaması mümkün değil. Tüfekle evet. Ateş edilmiş. Tabii. Tüfek de susturucu. Olmaz av tüfeğinde olmaz susturucu. Av tüfeğiyle mi ateş edilmiş? Tabii saçma tanesi isabet saçma etmiş tanesi kişiye. İsabet etti. Burada bir susturucu olayı söz konusu değil. Değil. Yani az önce Hasan Bey'in irdelediği mevzu Mustafa Bey'e 2 gündür sorduğumuz. Uyanıktım evet. Ve ben konuşmaları duydum olay yerine gittim diyor. 2 el silah sesini duymaması tüfek sesini. En az 2 el. En az zaten bir şey diyebilir şey yapılsa burada keşif yapılsa jandarmadan evet. izin alınsa silah atılsa İncan. Çok ben net yani. İspatlamamız çok kolay. Biz 4.30'da oraya geldik ya biz gelmeden önce 10 dakika arayla Yaşar abi, Bülent abi buradan su açmaya gittik, suya baktık diyorlar. Buradan geçtiklerini hayır. Söylüyorlar. Bir dakika dur, abi. Dur bir dakika. Hacı Veli 5'e çeyrek kala mesela vuruluyor. Yaşar Taşdüven'de bizim kuyunun dibinden 3'te geçmiş. Sen orada ne arıyorsun? Orada Yaşar Taşdüven bağı falan yok. Sen orada ne arıyorsun? Yaşar kimdi? Onu da söyleyeyim. Onun kayınoğlu. Mustafa'nın kayınoğlu. Mustafa Bey'in kayınbiraderi. Geçmiş ondan sonra 3 normalde üç geçer arası. Mi oradan yani? Hayır. Yok. Onun orada yeri, bağı yok. Bir de kim dediniz? Sadece... Bülent Bey. Bülent kim? Dün Bülent, konuşmuştuk onu. Bülent, Mustafa'nın kardeşi. Mustafa'nın onların kardeşi. Ondan sonra saat 3'te bizim kuyunun yanından Hacı Veli'nin öldürdüğü yandan geçiyor. Bir saat sonra saat 4'te dedi. Yani, ben geldim oraya bağ dedi. He, onun orada bir Bülent... Yemişin dilinde çıldır toltu, elektrik ondan sonra tuttu, Jabayı, doğru sonra Bülent tek. Yaşar Bey, şimdi sen Mustafa Bey'in oraya gelmesini dün özellikle söyledin, şüpheli bulduğunu ve nasıl duydu, nasıl geldi anlatacakların vardı dün bize bu konuyla ilgili. Nedir kafana takılan? Şimdi Mustafa öyle diyor. İkinci bir sorun Mustafa. Evet. Bunlar Şubat'ın 19'unda Arif'le ikisi tutuklandı. İçeride ifade verdiler. Savcılıklar bunları atacaklar. Nüfus dairesinin önünde böyle oturuyor. Bunlar ileride oturuyor. Bu 7 sefer aşağıya indi. Cezaevinin arabası gelince ben yandım. Arif içeri girerse ben yandım diyor. Mustafa mı dedi bunu? Mustafa diyor. Arif içeri girerse Arif içeri girerse ben yandım. Bu çok ağır bir iddia. Arif içeri girerse ben yandım diyor. Şimdi şunu söyleyeyim ben sana. Ölen dayısının oğlu. Evet. İçeri girecek olan amcasının oğlu. Niye onu... Önemli, belki bir önemli. Topraktaki mi önemli, cezaevine giren Arif, mi? Şimdi içeri girerse evet. Niye bunun da yanında söyleyen halasının oğlu ifade vermiştir Mehmet Çallı. Öldü geçen sene. Allah rahmet. Savcılıkta ifadeleri vardı yani. Bir soralım. Bana gelip söyleyen o. Dur bakalım. Bir soralım. Mustafa niye böyle dedin? Ben öyle bir şey demedim. Bunu savcılık beni çağırdı. Savcılık ifademde de verdim. Haloğlum'la ben konuşmuyorum. Haloğlum bu Yaşar Koca Idırgil'in eniştesi. Bu Mehmet Çallı dediğin insan devamlı para karşılığı yalancı şahit. Suç
suçlamalarda bulunmayın şimdi. Bunların çok ağır bir suçlama. Geç. Yani, Mustafa peki sen yani söylenen her şeyi yalanlıyorsun. Salih diyor ki vuruldu dedik balkona çıktı. Ama böyle bir şey demedim. İncanım demedim desem niye demedim derim ya. Ben de. Bir orada. Peki ben Salih Hanım yani, niye yalan söylüyor? Herkes vardı evet. Yani. Bir peki, o mu duymuş yani? Niye Salih ile Hasan Bey yalan söylüyor o zaman? Peki sence? Size karşı husumetleri mi var? Yani sizin zarar görmenizden menfaatleri evet. Mi var? Niye yalan söylüyorlar? Ben niye yalan konuşayım hocam? Peki Mustafa, ne siz kendinizi savunuyorsunuz benim ilgim yok diye. Mustafa Bey, nereye gideceğini nasıl biliyordun? Evet. Nereye gideceğini, 500 metre mesafeden... Yani olay yerine nasıl hocam, üst yoldan şimdi, geldim dedin. Hani alt hocam, yoldan gelsen daha yakın. Bunları izleyecektin. Öndeki motoru izleyecektin. Üst yoldan hocam, giderek nereye gideceğini hocam, nasıl miyim? Bildin? Doğru. Hızlıca anlat. Bir ara vermem gerekiyor çünkü. Şimdi Salih'in... Niye ayrı yolu kullandın? Hocam, ayrı yolu kullandı ve nereden biliyordun o su başında bu olayın gerçekleştiğini? Hocam, Hacı Veli Taşdöven'in yeri biliyor muydu? Bir tek kuyusu var, başka kuyusu yok.